Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere bireysel temel ihtiyaç kredisi sonuçları hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Sonuçlarını nasıl öğrenebilirsiniz, başvuru sonuçlarını? Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Banka yaptığınız kredi başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle krediler teker teker onaylanmaya başladı. Ve onay mesajları gelmeye başladı arkadaşlar. Bazı arkadaşlara 10 bin lira başvurdum, 5'e düşürmüşler. 5 başvurdum, 3 bine düşürmüşler. 7.500 başvurdum, 3'e düşürmüşler gibi haberler var. Şimdi arkadaşlar, uygulamalarda veyahut da bireysel internet şubelerinde farklılık var. Nasıl? İnternet şubesine girdiğiniz zaman, mesela Ziraat Bankası'nın internet şubesinden girdiğiniz zaman sizin başvurular bölümünden giriyorsunuz arkadaşlar. Kredi taleplerime tıkladıktan sonra sizin ne kadar bir başvuru yaptığınız belli oluyor. İnternet şubesinden girdiğiniz zaman başvuruda 10 bin gözüküyor. Ama şöyle Ziraat Bankası'nın şöyle mobil bankacılığından, başvurular bölümünden şuradan girdiğiniz zaman 5 bin gözüküyor. Bu tamamen bir sistemsel problemdir. Yani sizin 10 bin liralık başvurunuzu 5 bin liraya çekmek, 10 bin liralık başvurunuz 7.500 liraya çekmek gibi bir durum olmayabilir, olabilir. Neden böyle söylüyorum? Bu size gelen mesajlardan sonra belli olacak. Size mesaj gönderecekler. Siz 10 bin lira başvurmuşsunuz ama biz size 5 bin lira verebiliriz. Bunu sen kabul edeceksin zaten. Sen kabul edersen zaten onay verirsen olur. Yani kafalarına göre kimse senin başvurunu 5 bin liradan 10 bin liraya, 10 bin liradan 3 bin liraya çekme gibi bir şey yapamaz. Bu bankanın senin yani diyor ki ne banka? Sen Ziraat Bankası'nda 10 bin liraya başvurdun. Bankada söylüyor kardeşim biz sana 10 bin lira değil de 5 bin lira verebiliriz kullanmak istersen diyor. Sen bunu kabul edersen 5 bin lirayı kullanabilirsin. Ya bu da hiç yoktan iyidir diye düşünebilirsiniz. Bunun ödemeleri ne zaman olacak diye çok sorular var. Arkadaşlar bunların ödemeleri kimi arkadaşlar da bilirler. Onaylanmış, kimi mobil bankacılıkta, kimi internet şubesinden de ödemelerini görüyorlar. Ama paraları hesaplarına aktaramıyorlar. Yani gözüküyor şuradan mesela mobil bankacılık başvurulardan girdim. Burada ekrana gelmesi lazım paranın. Mesela 5 bin lira, 5 bin liraya tıkladığınız zaman arkadaşlar ne olacak sizin hesabınıza yatmasa. Bunu da pazartesi gününden itibaren yapabileceksiniz arkadaşlar. Bunu kısım kısım, kısım kısım oluşturmuşlar. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içinde de hesaplara yatacaktır ve önümüzdeki hafta içinden itibaren de kredileri kullanmaya başlayacaklardır arkadaşlarımız, onaylanan arkadaşlarımız. Ben bunun büyük ihtimalle %90'ının onaylanacağını düşünüyorum. Diyorlar ki icralıyız. Ne bileyim 3 tane icra dosyam var. Takipteyim, yasal takipteyim. Arkadaşlar sicile falan bakmıyor bu. Kimsenin sicilinin bozukluğuna, senin 4 tane icra dosyan varmış, 5 tane bilmem neyin varmış, bunlara bakmıyor arkadaşlar. Bu sadece adı üstünde bakın temel ihtiyaç kredisi. Yani sen bir araba kredisi, bir konut kredisi çekmiyorsun arkadaş. Burada temel ihtiyaç kredisi, destek kredisi, devletin sana verdiği bir destek kredisi. Bunu kullandırabildiği düzeyde yani bankaların gücü yettiği düzeyde, ekonomik güçlerinin yettiği düzeyde kullandırabildiği bütün vatandaşlarını kullanmak isteyecektir. Yani bu şu anda ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı kaynaklanan bir şey. Bu normal bir kredi değil arkadaşlar. Yani taşıt kredisi, konut kredisi normal bireysel bir kredi değil bu. Temel ihtiyaç kredisi. Temel ihtiyaçlarımız nedir bizim arkadaşlar? Yememiz, içmemiz. Bunları sağlayabilmemiz için vatandaşın zor durumda kalmasını engellemek için yapılan bir şey. Bunu normal bir kredi olarak da görmeyin. Zaten normal bir kredi olsa 6 ay ödemesiz kredi vermezler. Buna bir açıdan bakın. Başvurmayan arkadaşlar da yine bankaların Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın hesaplarına girip de buradan kontrollerini bireysel temel ihtiyaç destek kredisi bölümüne gelerekten hemen başvuru kısmından başvurabilirler. Veyahut da daha önce kanalımızda bundan alakalı bir video çektik. Altına da linkini koyarım oradan izleyebilirler arkadaşlar. Biz başvurduk arkadaş bunun sonucunu nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar Ziraat Bankası'na başvuru yaptıysanız ve Ziraat Bankası'nda hesabınız varsa arkadaşlar internet şubesine şuradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra
başvurular sekmesini tıklıyorsunuz. Başvurular sekmesini tıkladıktan sonra bireysel krediler zaten direkt ekranda çıkacaktır. Üstüne tıkladığınız zaman başvurunuzun sonucu, durumu büyük ihtimal hala size mesaj gelmediyse, onay mesajı veya herhangi bir mesaj gelmediyse değerlendiriliyor yazacaktır arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Mobil bankacılıktan da aynı şekilde ilk başta bunu Play Store'dan indirmeniz lazım. İndirdikten sonra Ziraat Bankası bankacılık başvurular sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi başvurular sekmesi var arkadaşlar. Şunu tıkladığımız zaman şuradaki başvurular sekmesine arkadaşlar tıkladıktan sonra bireysel kredileri tıklıyoruz ve arkasından da başvurduğumuz kredinin durumunu görebiliyoruz. Bu bütün bankalar için geçerli. Aynı şekilde Vakıf Bank'ın da uygulaması bu şekilde. Halk Bankası'nın da uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Uygulamaya giriş yapıyoruz. Başvurular sekmesinden yapabiliyoruz. İnternet şubelerinden de aynı şekilde bütün bankalar. 3 tane bankanın da aynı şekilde internet şubesinden giriş yaparaktan da Vakıf Bank'ında, Halk Bankası'nda, Ziraat Bankası'nda internet şubeleri, internet bankacılığına giriş yaparaktan da yapabiliriz. Bizim Ziraat Bankası, Vakıf Bank veya Halk Bankası'nda herhangi bir hesabımız yok. Yani nasıl diyeyim, mevduat veya normal vadeli vadesiz hesaplarımız yok. Hiçbir kartımız da yok. İlk defa müşterisi olacağız kredi başvurusu yaparaktan. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuraya geliyoruz. Ekranın bakın. Şurada, burada biraz ufak gözüküyor ama telefon numarası var. Müşteri temsilcisi 0850-223-0000. Bunu arıyoruz arkadaşlar. Aradıktan sonra çıkan müşteri temsilcisine diyeceğimiz şey şu. Ben bireysel temel ihtiyaç destek kredisine başvurdum. Başvuru tarihini biliyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. Veya 3 gün önce, 4 gün önce veya 1 hafta önce sonucunu öğrenmek istiyorum dediğiniz zaman size bilgi veriyorlar arkadaşlar. Hangi banka olursa olsun, Ziraat Bankası da, Vakıf Bank da, Halk Bankası da. Sadece hesapları olmayan arkadaşlar sadece yapmaları gereken şuradaki müşteri temsilcisini aramak. Müşteri temsilcisini aradığınız zaman arkadaşlar o size detaylıca bilgilendirmeyi yapıyor. Yani hiç sağda solda aramanıza gerek yok. Bu kadar basit. Yani ödemeler ne zaman olacak, ne zaman olacak diyorsanız pazartesi gününden itibaren ödemeler başlayacak. Büyük itibaren 1 Nisan'da yani 1 Nisan'da itibaren yapanların başvuruları 1 ile onuna kadar yapılan başvuruların ödemeleri, tek tek onay alanların ödemeleri yapılmaya başlanacaktır arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Bu 3 devlet bankamızda, Ziraat Bankası da, Vakıf Bank da, Halk Bankası da, üçü de arkadaşlar başvuru yapanların yaklaşık 4 milyona yakın bir başvurudan bahsediliyor. Elinden geldiğince herkese kullandırılacak. Bakan da açıklama yaptı bu konuyla alakalı. Ucu açık bir açıklama ama %90'ını kullandırılacağını düşünüyorum ben bu kredinin. Yani çünkü adamın ihtiyacı olmasa başvurmaz buraya arkadaşlar. İlla ki herkese kullandırmaya çalışacaklardır. Kesinlikle aklınıza şu takılmasın. Sicilim bozuk alamam veya banka takipteyim alamam gibi şeylere takılmayın. Bunda herhangi bir öyle sicilim bozuktu falan gibi bir şey aramıyor. Sadece aradığı ailenizin yani sizin evde halinizin aylık geliri 5000 liranın altında olmasını istiyor. Bunu araştırıyor sadece. Bunu da nereden araştırıyorlar? Sizin çalıştığınız yer ve sigorta priminizden öğrenebiliyorlardır arkadaşlar. Başka da bir şey aramıyor arkadaşlar. Yok sicilim bozuktu falan gibi bir olay yok. Herkes kullanabilir. Sicili bozuk olan da kullanabilir. Sicili iyi olan da kullanabilir. Sicili bozuk olup da onay alan arkadaşlarımız var. Ziraat Bankası'ndan arkadaşlar, Vakıf Bankası'ndan, Halk Bankası'ndan da onay mesajı gelen arkadaşlarımız da var. Ama onay mesajları gelmiş ama paralarına daha hesaplarında para gözüküyor ama ellerini alamamışlar. Yani ödeme yapılacak ama da ödeme hesaplarına geçmemiş. Yani çekemiyorlar. Para şu anda duruyor orada ama ne zaman pazartesi, salı, çarşamba veya hangi gün olursa artık onay geldikten sonra bu paraları kullanmaya başlayacaktır arkadaşlar. Onay alan arkadaşlarımız. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi
Tekrardan kısaca hatırlatalım. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası aynı şekilde başvurular kısmından siz mobil bankacılığa giriş yaptıktan sonra başvurular kısmından tıklayaraktan da kredinizin durumunu öğrenebilirsiniz. 3 banka için de geçerli. Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası ya da internet şubesinden veyahut da hiçbir 3 bankadan alakalı bir tane kartınız hesabınız bile yoksa müşteri temsilcisini arayacaksınız arkadaşlar. Şurada yazıyor Ziraat Bankası'nın. Vakıfbank'ın da en alt kısımda yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Halk Bankası'nın da burada yazıyor. Arayacaksınız diyeceğiniz kelime şu. Sadece arkadaş ben yakın zamanda bireysel temel ihtiyaç kredisi, destek kredisine başvuru yaptım. Sonucunu öğrenebilir miyim? Yapmanız gereken bu. Onlar ise sizin TC kimlik numaranız ve soracakları birkaç tane soruyla size bunun cevabını vereceklerdir. Pazartesi gününden itibaren yani önümüzdeki hafta içinden itibaren de krediler kullandırılmaya başlanacak arkadaşlar. Herkese onay çıkan arkadaşlara büyük ihtimal %90 herkese onay çıkacaktır. Tahminim o. Onay çıkan herkese hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.